Lozan Anlaşması ikili ilişkilerimizin mihenk taşını teşkil etmektedir ve aynı zamanda iki ulusun da ulusal topraklarının sınırlarını çizen bir anlaşma teşkil etmektedir Lozan Anlaşması. Bunun tartışılacak, gözden geçirilecek, reform edilecek bir sözleşme olduğuna inanmıyoruz. Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma ve bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değil. 11 taraf ülkesi vardır. Çünkü Lozan Anlaşması'nda Japonya bile var. İngiltere var, Portekiz var vesaire. İparkun İngiltere, İportugalya ki otokatiksiz. Bütün bu ülkelerle beraber hepsini kapsayan bir anlaşma. Bunu konuşuyoruz. 94 yıl içerisinde dünya adeta yeniden inşa ediliyor, yeniden kuruluyor. Türkiye ile Yunanistan arasında da birçok şeyler bu arada gelişti, değişiyor. Mesela Lozan'da buradaki Türklerle ilgili Müslüman azınlık ifadesinin geçtiğinden bahsediyorsunuz. Doğrudur ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk ifadesi orada geçmektedir. Bu kararlarıyla da orada vardır. Mesela bir başka özelliğe geleceğim. Oradaki insanların yaşam koşullarının ne durumda olduğunu değerlendirme noktasında buraya da şöyle iyice bir göz atmak lazım. Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar inandıklarını Lozan'a göre yaşayabiliyorlar mı? Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar bugün ne yazık ki baş müftülerini kendi seçtikleri baş müftü değil, atanan bir baş müftüyle yönetilme gayretleri var. Türkiye'de mesela patrik atanan bir patrik değildir. Gerek başbakanlığım döneminde, gerek cumhurbaşkanlığım döneminde hala biz Batı Trakya'da maalesef oradaki Müslümanların baş müftüsünü oradaki imamlar, din adamları seçememiştir. Bu nasıl oluyor da Lozan Anlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz? İşin ekonomik boyutuna baktığınız zaman bugün Avrupa Birliği veyahut da Yunanistan'ın açıklanan kişi başına milli gelirine baktığınız zaman 18 bin dolar civarındadır. Batı Trakya halkının ortalama kişi başına milli geliri 2200 dolar civarındadır. Yatırım noktasında, atılması gereken adımlar noktasında gerekli olan destekler onlara verilmemektedir. Bir ayrımcılık orada söz konusu. En son haber.com